Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu videoda size güzel bir haber vermek istiyorum. Aslında bana göre güzel, inşallah size göre de güzel. Kanalıma yeni bir bölüm eklemeyi tasarladım. Bu bölümde kitap okumaları ve blog okumaları gerçekleştireceğim. Hayatımda beni şimdiye kadar okuyup da etkilemiş olan, bana ilham vermiş olan kitaplardan seçtiğim bazı bölümleri burada seslendireceğim. Size de okuyacağım. Size de ilham vereceğini, sizi de etkileyeceğini düşündüğüm kitapları seçmeye gayret edeceğim. Bu kitaplar üzerinden zaman zaman da, bu bölümler üzerinden zaman zaman da bize aslında ne demek istediğini yorumlamaya gayret edeceğim. Kendi görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Sizlerin de yorumlarını almak için sabırsızlanıyorum. Ben keyif alarak bu bölümü oluşturdum. Sizlerin de keyif alacağını düşünüyorum. İsterseniz başlayalım. İlk seçtiğim bölümle. Hiç merak ettin mi? Bilgelik denen şey nedir? Bilge kişi kimdir? Ya da içinde bir bilge var desem inanır mısın? Bilgelik denince her şeyi bilmek akla geliyor, öyle değil mi? Haklısın. Ancak bilge kişi sanılan her şeyi bilen kişi değil. Her şeyi hissedebilecek kadar duyarlı bir kişi. Dikkat edersen her şeyi bilen demedim. Birçok şeyi hissedebilen dedim. Böyle dememin de nedeni duruma göre bir nevi hata, kusur payı bırakmam. Çünkü insan denen varlık içinde her zaman kusurları da barındırıyor. Bilge kişi sadece kendi için değil, etrafındaki canlı cansız varlıklar için de duyarlı olan kişi. Bu ailesi de olur, sevdiği de olur, arkadaşı da olur, bir kedi de olur, bir kuş da olur, bir ağaç da olur. Bir şey hakkında bilgili olduğumuzda bu bilgimizi paylaşabiliriz, bir diğerine aktarabiliriz. Ama bilgelik denen şeyi tam anlamıyla aktaramayız, paylaşamayız. Onu sadece kendi içimizde, kendimiz yorumlarız, yorumladığımızca yaşarız, yaşadığımızca fark ederiz. Fark ettikçe de geliştiririz. Her insanın hayat yolculuğu aynı zamanda kendisinin bilgelik yolculuğu. Herkes doğası neyse onu yaşar, er ya da geç. Bizler ruhsal tecrübeler edinen insani varlıklar değiliz. İnsani tecrübeleri olan ruhsal varlıklarız demiş Chardin. Yaşamaya geldiğimiz bu dünyanın sahibi değiliz. Hükümranı değiliz. Varlığını ve büyüklüğünü henüz tam olarak bilemediğimiz, İçinde bir zerre kadar olduğumuz bu evrenin, bu kusursuz işleyişin, doğanın, okyanusların, gecenin, gündüzün sahibi değiliz. YouTube'da Julia Roberts'ın seslendirmesiyle Doğa Ana Konuşuyor isimli bir video var. Beni çok etkilemiştir. Bu videoyu şimdiye dek izlemediysen mutlaka izlemeni öneririm. Ne demek istediğimi anlayacaksın, emin ol. Bilge insanlar başka insanlara inandırıcı sözler söyleyerek, kanıtlar göstererek kendilerinin ne kadar değerli, ne kadar özel, farklı birisi olduklarına inandırmaya, razı etmeye, ikna etmeye çalışmazlar. Biz bu yaşamdan sadece geçip giden varlıklarız ve burada insani tecrübeler yaşıyoruz, onları deneyimliyoruz. Nasıl fiziksel olarak doğup büyüyüp gelişiyorsak ruhsal gelişimimizi de yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Anlıyoruz ya da anlamıyoruz. Ama bir şekilde evriliyoruz ve ruhsal olarak gelişiyoruz. Ve bazen güzel deneyimlerle, bazen acı deneyimlerle bunu yaşıyoruz. Oysa zaman herkese aynı zaman, yani 7 gün 24 saat. Herkesin şartları eşit değil. Bunu biliyoruz. Ama güneş hepimiz için aynı güneş. Biri için kırmızı, öbürü için mor değil. Biri için şu saatte, öbürü için bu saatte doğmuyor. Gökyüzünde yıldızlar dünyanın neresine gidersek gidelim, başımızı göğe kaldırdığımızda orada hepimiz için varlar. Kediler her yerde kedi, çocuklar her yerde çocuk. İyilik de, kötülük de dünyanın neresinde olursak olalım aynı tanımlanıyor. Aynı anlamı taşıyor. Sevgi dünyanın her yerinde din, inanç, ten rengi. Irk ayırt etmeksizin aynı his. Tıpkı nefret ve kavganın olduğu gibi. Peki güneş aynı güneşse, bazı insanları diğerlerinden farklılaştıran şey nedir? Acaba içimizde ne varsa dışımıza o mu yansıyor? Dilimiz, kalbimizde ve aklımızda ne varsa ona mı aracılık ediyor? Ruhumuz, mayası nasıl ise onu mu ortaya çıkarıyor? Güneş her tarafa birden akseder. Lağıma aksetmesi onların fena kokularını artırır. Güle, sümbüle güzel kokular verir. Yani herkesin istidadında olan şeye kuvvet ve imkan hazırlar. Nisan yağmuru sedefin ağzına düşerse inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur. İnsanların sıkletleri bir değildir. Tıpkı meşreplerinin, istidatlarının ve mizaçlarının aynı olmadığı gibi seni ruhuna bakmaya ve onu tanımaya davet ediyorum. İlk seçtiğim bölüm benim Ruhsal Zeka İyi İnsan kitabımdaki içindeki bilgi kim bölümü. Sayfa 22. Gerçekten bazen bazı zeminler bizi daha da çok ortaya çıkarır. İçimizdekini parlatmamıza imkan verir. Yani biz bir yemek yaptığımızda eğer malzemelerimiz kaliteli ise ve o yemeği nasıl yapacağımızı da, yani her malzemeden neyi ne kadar koyacağımızı da biliyorsak yemeğimiz güzel çıkar. Yiyenler de afiyetle yer. Hayat yolculuğunda biz bazen tatlı deneyimler yaşıyoruz, bazen acı çekiyoruz. Ama sanıyoruz ki acılar kötü ya da istemiyoruz. Onlardan şikayetleniyoruz çabukça. Çok güzel bir sözü var Rumi'nin. Her zahmete küser kinlenirsen cilalanmadan nasıl parlayacaksın? Acı keyifleri olduğu kadar acı tecrübeleri de ya da tatsızlıkları da sevebilmeyi öğrenmek lazım. Zor ya da kolay. Ama bir şekilde hayat zaten öğretiyor. Ama biz bunu görebilirsek önceden bu bizim için gelişim yolculuğumuzda birçok şeyi daha da kolaylaştırır. Bu nedenle herkesin kendi bilgelik yolculuğu var bu hayatta. Birisi az biliyor, öbürü çok biliyor, öbürü bilge, öbürü değil. Ama unutulmaması gereken tek şey insanların eşit şartta doğmadığı gibi insanların meşreplerinin de bir olmadığı. Bu ne demek? Bu şu demek. Bazı insanlar diğerlerinden ilim ve hikmet açısından daha derin algılayışlı. Herkes aynı boyuttan görmeyebiliyor olayları. Kimisi daha derin görebiliyor. Yani olayların görünen yüzünün ardındaki gerçekleri de algılayabiliyor. Kimisi algılayamıyor. Yani bir insan başına bir kaza geldiği zaman ben bir kaza yaptım çubuğu diyebiliyor. Ama bazısı da diyebiliyor ki bir kaza yaptım ama acaba neden? Hani ben çok mu şikayet ettim hayatımdan? Bir şeylere mi kusurlar buldum? Bir takım hatalarım mı vardı da bu kaza başıma geldi diyebiliyor. Demek istediğim tam olarak bu. Bu bölümde söylediğim gibi seçtiğim kitaplardan seçtiğim bölümleri okuyup yorumlamaya çalışacağım. Sizlerin de yorumlarını almak için sabırsızlanıyorum. Ve yazacağım hangi kitaptan, hangi sayfadan, hangi bölümü seçtiğimi. İlk okuduğum bölüm içindeki Bilge Kim isimli, Ruhsal Zeka İyi İnsan isimli yeni çıkan kitabımdan seçtiğim bir bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek ve paylaşarak çoğalmasına vesile olabilirsiniz. Bana ulaşmanız için tüm sosyal medya hesaplarım aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bildirimler butonuna da basmayı ihmal etmeyin ki yeni videolar eklendiği zaman size haber olarak direkt gelsin ve hızlıca izleyebilin. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle, sevgiler, hoşçakalın.